Arkadaşlar merhaba. Şimdi son dönemlerde özellikle açık ara olarak en büyük sorunumuz nedir diye sorsak öğrenci arkadaşlarımıza hem LGS'de hem de TYT'de özellikle şu beceri temelli soruları yapamadıklarından bahsediyor öğrenci arkadaşlarımız. En büyük problemi beceri temelli sorularda yaşıyoruz. Benim gözlemlediğim bu. Peki bunun sebepleri neler? Ve aşmamız için önerilerim neler? Şimdi bunlarla ilgili konuşacağız. Arkadaşlar biz Türk milleti olarak, yani bu bir sır değil zaten, okumayı sevmeyen bir milletiz. Okumayı sevmeyen, sevdirilmemiş bir kitleyiz. Bu okumanın kötü olduğu anlamına gelmiyor veya okumak sıkıcı değil esasında. Bize sevdirilmemiş. Bizler tamamen şartlandırılmış, böyle dizi izleyen, film izleyen, boş işlerle gezmeyi çok seven bir grubuz maalesef arkadaşlar. Bunda gençlerimiz de bunun dışında değil. Dolayısıyla da iyi okumayı bilmediğimiz için, okuduğumuzu anlayamadığımız için, uzun metinleri okumaya alışkın olmadığımız için dolayısıyla hem beceri temelli sorularda sıkıntı yaşıyoruz. Hem de arkadaşlar paragraf sorularında sıkıntı yaşıyoruz. Türkçedeki paragraf sorularında da aynı şekilde sıkıntı yaşıyoruz. Okumada ve anlamada büyük oranda eksikliklerimiz var. Bu bir. İkinci sorun için ikinci benim teşhisim. Konuyu özümsemeden çalışıyoruz. Konunun ana hatlarını öğrenmiyoruz. Tamamıyla arkadaşlar yüzeysel bir çalışma peşindeyiz ve pek çok alanda olduğu gibi hayatta nasıl kısa yoldan başarılı olmak, kısa yoldan hemen para kazanmak, hemen her konuda merdivenlerden değil asansörle çıkmak peşindeysek, eğer ikinci katta evimiz varsa veya birinci katta bile evimiz varsa hemen asansöre biniyorsak, işin kolayına kaçıyorsak, konularda da hemen soru çözebilecek 3-5 bilgi bizim için yeterli oluyor. Konuyu etraflıca çalışmıyoruz. İyice anlamıyoruz, özümsemiyoruz. Konuyu iyice anlayıp özümsemediğimiz için de soruyla, beceri temelli olan soruyla bizim konumuz arasındaki bağlantıyı kuramıyoruz arkadaşlar. Bu aradaki bağlantıyı anlayamıyoruz. Üçüncü teşhisim, ezber yapıyoruz arkadaşlar. Soru tipi ezberliyoruz. Yani bizler oturup da konuyu demin nasıl yüzeysel çalıştığımızı anlatmıştım. Buna benzer, yani esasında bunun da bir alt dalı diyebiliriz. Soru modellerini, soru tiplerini ezberleyerek gidiyoruz. Bu soruda böyle yapılır, şu soruda da şöyle yapılırı anlıyoruz. Tamam, tabii ki soru tiplerini çalışacağız ama o soru tipini çalışırken neyi neden yaptığımızı da anlayacağız. Yani o soru tipini öğrenirken, o soru tipi değiştirildiğinde de buna adaptasyon yapabilmeliyiz. İnsanlar tabii ki arkadaşlar şablonlarla öğrenir. Önceden öğrendiğiniz şablonu yeni bir bilgiyi adapte edersiniz ve öğrenme bu şekilde gerçekleşir. Buna tamamız ama biz komple hiçbir şey öğrenmeden soruyu aynen kalıp olarak ezberliyoruz. Şimdi peki önerilerimiz neler? 1. Okuyacağız. Ne okuyacağız arkadaşlar? Günümüzün belli bir saatini okumaya ayıracağız. Gazete okuyabiliriz. Çok sevdiğimiz bir dalda kitap okuyabiliriz. Çizgi roman okuyabiliriz. Arkadaşlar bakın ne seviyorsanız onu okuyun. Hangi film tarzını seviyorsanız muhtemelen o tarz kitapları da seveceksinizdir. Fantastik mi seviyorsunuz, polisiye mi seviyorsunuz? Alın bir kitap okuyun. İnanın çok zevk alacaksınız. Belki bu sayede okuma alışkanlığınız da geçecek. Üniversite, yarın öbür gün üniversiteyi bitirmiş cahil insan olmayacaksınız. Okumamış insan üniversiteyi bitirmiş cahil insandır. Ne demişler? Okumak cehaleti alır, eşeklik baki kalır. Ama cehaleti alınması için önce okumamız lazım. Okumazsak üniversiteyi bitirmiş, okulu bitirmiş ama cahil insanlar oluruz. Üniversite sınavını da geçtim. O yüzden okuma alışkanlığımızı geçeceğiz. Gazete okuyacağız, dergi okuyacağız. Çok sevdiğimiz fantastik roman okuyacağız. Çok sevdiğimiz belki polisiye, belki aşk romanı okuyacağız. Kızlar aşk romanı okuyacağız falan filan. Okumayı muhakkak günlük belli bir zaman dilimi ayıracağız. 2. Konuları derinlemesine çalışacağız. Konuları çalışırken şu sırayı izleyebilirsiniz. Önce derin bir matematik için söylüyorum konu çalışması. Daha sonradan arkadaşlar klasik sorularla, bütün hepsi klasik sorularla olan bir konu çalışması. Daha sonra üniversite sınavında çıkmış sorular. En sonda beceri temelli sorular. Bol bol beceri temelli soruda çözeceğiz konuları çalışırken.
ve soru tiplerini ezberlemeden neyi nasıl yaptığımızı anlayarak gideceğiz. Anlamaya çalışacağız. İşin arka planını öğreneceğiz. Eğer öğretmenimiz bize anlatmıyorsa, dümdüz geçiyorsa soracağız. Bu neden böyle? O bilmiyorsa başka bir öğretmene soracağız. Kesinlikle konuların bütün derslerde içeriklerini tam olarak öğreneceğiz. Arkadaşlar bunu gerçekten yaparsak o zaman işte ister sınav sorusu beceri temelli gelsin, ister klasik gelsin başarılı olursunuz. Ama arkadaşlar çok net ve buna inanarak söylüyorum bakın. Okumayan bir insansanız istediğiniz üniversiteyi bitirin, cahil bir insan olarak öleceksiniz. Lütfen okuyun. Kendinize çok iyi bakın.